Merhaba. Bugün en sevdiğim arazilerden birindeyiz yine. Yaklaşık 5 ay önce kurduğum fotokapanlarımı kontrole gideceğiz. İlk farklı bir noktaya gideceğiz. Orada 2 tane cihazım var. Onları neler geçip neler geçmediğinin durumuna göre ya orada bırakacağım ya tekrardan alıp başka yere götüreceğim. Daha sonra o seviyenin bir tık üstünde yine cihazlarım var. Ondan sonra oraya gideceğiz. Orada da 6-7 cihazım var. Onları kontrol edeceğiz. Daha sonra yaban hayvanlarının durumuna göre yine onların durup durmayacağına karar vereceğim. Bugünlük o cihazlardan sonra araziyi bitireceğiz. Fotokapan kontrolümüzde ilk cihazımıza yaklaştık sayılır. Araziye yine traktörle girmek zorunda kaldık. Çok fazla yağış olmamış ama yine de toprağı ıslatacak kadar yağış olmuş buralarda. Şehirde hiç yağış yok. Yine buralarda nispeten toprak ıslak. Az sonra birinci cihazımıza geleceğiz. Bakalım cihazdan neler çıktı. Buralar çok güzel yerler. Hem orman var, hem orman içi açıklıklar var. Bu orman içi açıklıklar özellikle otçulların beslenmesi ve yırtıcıların da onları avlayabileceği noktalardan, onları gözlem yapıp sıkıştıracağı yerlerden biri. Şimdi öyle bir yere geldik, bakın. Çok güzel mekan burası. Bakalım inşallah fotokapanımdan da güzel sonuçlar alırız. Evet, ilk cihazımıza geldik. Aylar önce buraya kurduyduk. Bakın şöyle. Şimdi fotokapanı kontrol edeceğiz. Bakalım neler geldi. Buraya Veysel abiyle koyduk bunu. Bir tane de 3-4 kilometre ileride var. Birazdan da onu kontrol edeceğiz. Onu kontrol edeceğiz. Bunları sökeceğiz, gideceğiz değil mi? Bunu alacağız Veysel abi. Öbürkünü de. Diğerini sonucuna göre karar vereceğim. Şimdi bunu çözeceğiz. Evet, şimdi fotokapanımızı çözelim. Ne boynuzlu hayvan çıkmıştı şimdi bunda. Mr. Veysel abi ya. Burası geyik için çok güzel bir geçiş noktası. Hmm. Zaten ilk kurmaya geldiğimizde çok geyik geçtirdi değil mi? Şurada bayağı izler vardı. Buradan aşağıya doğru çalışıyor. İnşallah vaşak ve ayı da vardır. Ayı vardır da vaşağı bilemeyeceğim. Vaşak da olabilir ya. Burada çünkü tavşan da var çünkü bayırda çok. Böyle. Vardır ya inşallah. Şimdi şunları açıp cihazı kapatalım. Evet, bu kutuları özel yaptırıyorum ben. Bu kutular olmazsa bu cihazlar arazide emniyette durmaz. Evet, şimdi içindeki görüntüleri kontrol etme zamanı.
ikinci cihaza çok yaklaştım. İlkini kontrol ettim. Güzel geyikler var, kurtlar var. Domuz sürüleri var. Hepsine tam bakamadım acelemiz olduğu için. Umarım ayı ve başak da vardır. Fakat güzel kurt, geyik ve domuz görüntüleri var. Şimdi ikinci cihaza geldik. Hemen yolun sonunda. Bu cihazdan çok ümitliyim. Çok güzel bir yer çünkü burası. Sık bir orman. Çok kişinin gelmediği bir yer. İnşallah buradan çok güzel sonuçlar alacağımı düşünüyorum. Evet, bu arada kameraya geldik. Hemen karşıdaki ağaçta. Kameram... evet. Sanırım onunla bir şey oynamış. Açısı biraz yamulmuş. Bakalım neler var, neler yok. Şimdi hep birlikte cihazı kontrole gidelim. Evet. Anahtar çantamı da alıyorum. Yaklaşık bir 10-15 tane cihazım olduğu için hepsinin anahtarını burada tutuyorum. Doğan, şunu gösterebilir miyiz? Bakın. Çam ağaçlarında öksü otu yetişir. Bu öksü otunun tohumları, ardıç kuşları bunları yiyor ve olduğu gibi geri atıyor. Bu öksü otu yemiş bir ardıç kuşu dışkısı. Evet. Ama domuz geçmiş lan bunlar. Domuz mu geçmiş? Çok fena değil mi? Vay. İnşallah gündüz de geçmiştir. Doğan, anahtarları göstersene. Senin. Evet, bunlar anahtarlarım. Şimdi burada hangisi olduğuna bakıp. Videoda değil miydi demek kamera? Aha. Fotoğraf mı çekti? Hem fotoğraf hem video. Demek ki. Evet, şöyle geçeyim. Çok uzun zaman geçti. Evet, koca bir örümceğimiz var. Kış şartlarında foto kapağın kutusunun içine giriyor. Kendini orada güvenceye alıyor. Dışarıdan daha sıcak bir ortam oluyor sonuçta. Bakın bir sürü böcek girmiş. Hayvanların hepsi burada kendine kışın güvenli bir ortam yaratıyor. Bir örümceğimiz daha var. Bakalım pilimiz bitmiş mi? Çok uzun vakit geçti. Hala pili bitmemiş cihazın. %25 pili var cihazın. Çok iyi. 4-5 ay oldu ben gidelim. Tabii çok ay, çok oldu. Fazla bile olmuş olabilir. Veysel abiyle kendi aracımla gelmiştim buraya. Şimdi traktörle geldik. Veysel abimin önerdiği bir nokta. Veysel abimin söylediği yerler genelde şaşırtmıyor bizi. Boynuz bile salata kadar daha büyümemiş. Evet, evet. Bunlar evet. Haziran'da Temmuz'da öyle oluyor. Tabii. Ağustos'ta olsa şey yapıyor zaten. Yetiştiriyor, tabii, çakallanıyor. Evet. İyice açıyor. Şimdi görüntülere bakalım.
Evet, şimdi diğer foto kapanlarının olduğu mekana geldik. Burası benim en sevdiğim yer. Buraya başak ve kurt için kamera koyuyorum. Umarım bol bol başak çekmişizdir burada. Bakın gördüğünüz gibi her yer kayalık. Arka tarafın müthiş sarp yerler. Tam başakların istediği yer burası. İnekler gelmiş. Bol miktarda kurt gezmiş burada. Tepedeki ilk koku kapana geldik. Evet. İlk cihazımıza geldik. Çok kurt gezmiş Veysel abi. He? Başak mı yoksa lan? Bak yenice cırmaklamış bunlar, bak görüyor musun? Aynen. Bunları kurt yapmış muhtemelen. Kurttur muhakkak. Evet. Çok kurt gezmiş burada. Böyle bir şey gelmiş. Taşı çıkartmış yerine. Evet, ilk cihazımıza geldik. Bu cihazı Bilecik'ten İdris Coşkun satın aldı. Şimdi bu cihazı buradan sökeceğim. İdris Coşkun'a göndereceğim. Harika bir mekan. Bol miktarda kurt gezmiş buralarda. Şimdi foto kapağını sökelim. Kamerayı alalım ve İdris'e gönderelim bu cihazı.